Melek ablalar gitti. Videomu yükledim, açılmasını beklerken Beşiktaş Trabzon maçını izliyoruz. Beşiktaşlı olarak 5. dakika gol bekliyoruz. Değil mi Ümitciğim? Yok, yenilmeyi bekliyoruz. Burada maç izliyorum. Bakalım ne olacak? Anam donuyor mu Ümit senin televizyonun? Ne oluyor? Gözlerim donuyordu. Öyle işte, bakalım maçın sonu ne olacak? Sonunda tekrar görüşelim, tekrar konuşalım. İyi. Beşiktaş forması giyindi, ben de giyindim. Tamam, maç izliyoruz. Bu akşamki maç heyecanlı, final maçı. Hadi inşallah, hadi. Valla ben sordum, gol attı. Trabzonspor gol attı. 14. dakikada. Anam çocuklar çok üzülmüştür şimdi. Ben de ekmek aldım. Ümit dedim gol atarlarsa beni ara dedim. Her yerde maç izleniyor şu anda. Dur bakalım. Beşiktaş atar ya. Adam diyor ki sen sormasan gol atmayacak. Allah'ım yarabbim. Benim bu şom ağızlıklarım. Ne zaman ne düşünsem başıma gelmeleri. Moda yani, ne yapayım. Ekmeğimi aldım, eve gidiyorum. İçinde bir ufak işim varmış. İşten çıkan biri bilgisayarını getirmiş. Bir daha hemen akşamdan alması gerekiyormuş. Daha ben de eve çıkmadım, birlikte çıkarız diye. Ay. Öyle. Ben gidene kadar da bir gol de Beşiktaş atsın inşallah. 28. dakikadayız. Çocukların yanında değilim ya. Dakika başarılı. Anne kötü oynuyor. Anne kötü oynuyor. Dedim coşmayın. Şimdi hemen bize çıkıyoruz. Devam edeceğiz. Ümit dedi ki benim izlediğim hiçbir maç yenmedi. Bakmıyor onun için. Bizi böyle uzaktan destekliyor. Hadi bakalım. Penaltı verdi. Atacak mı? Bizimkiler bir anda coşkulandı. Başka takım tuttu. Dur. Hadi inşallah. Gol. Gol. Yavru kartallarım. Çak. Gel. Abi bizimkiler sevdi. Şivayko. Salih Uçan. Bir gol daha. Kafa golü Salih Uçan'la. Gücüne güç. Kalkmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. İzliyorum. Böyle döndü. Yes. Böyle bir maç izliyoruz. Hop atıp hop kalkıyoruz. Şu an 2-1 geliyoruz. İnşallah kupayı kazanacağız. Dur. Hayır. Git. Sen şerecif işte. Tamam. Şimdi alalım. Hadi. Gözünce geliyor mu? Dillendirmeyin. Dur atam. Çıktı. Hadi. Sok onu, onu sok. Hadi. Ben burada halay çekeceğim. Dur, halay çekmiyoruz. Durun. Ses kesiyoruz. Sadece ses kes, sonuç odaklı. Sonrasında da bu yakalanan asistinde Salih'in tribün şov sayısı gelmişti. Svensson hayat şimdi bulanacak Beşiktaş'ta. Ama çiğ çok bilemiyorum. Tekli top, Nusrati. Ümit yemek bekliyor, Sevilay maç izliyor. Muçi. Kaptırdı topu. Mölyeve Eren. Eren Muleta peşinde. Offside. Faul mü? Karışıyor olaylar. Ama rengini farklı gördüm. Az önceki faul. Hayır. Kendi bilerek yaptı. Adamı yemek vereyim. Dur. Evin her koltuğuna oturaraktan totem yapıyorum. Örtü durmuyor tabii ki. Ümit yemek yiyor. Oraya git. Dur az babanı gösteriyorum. Oo. Gol mü yedik? Anam. Son anda. Böyle şöyle koydum. Kırtasiye kapanıyor. Biz Erdal'a balkondan bağırdık da.
Bize çiğ köfteciye meşale bırak. Şampiyon olursak yakacağız. Olmazsak yarın geri veririz. Evde var ya bir şeylik var. Allah meşale yakmayı nasip etsin. Dur dur, gol yiyeceğiz. Dur. Oturun oturun oturun. Rüya kalk. Yıkılmak yok. Gel 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 hadi. Olmadı bu. Olmadı bu. Dur. Dur hayır. Totem yap. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Vallahi son dakika var. 89'da Pepe skora dengeyi getirdi. Bu skor maçı hiç olmayacak bir gol yani ama kalan dakikalarda olacak. Olacak olacak. Bir gol bitecek. 2,5 dakika var. Rezenye bıraktı. İz çaldı. Edin İzcan ortası. Kafayı golü vurdu. Yine yüklenecek Trabzonspor. Yüklenmiş. Hayat çok tatlı. Vallahi odama vurdu ya. Ya şey yaptılar artık, hırçınlaşmaya başladılar. Oo. Bilerek yaptın mı? Serbest vuruş kullanacaklarmış. Oo. Kullanmışlar. Atamadı mı? Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesin geçti. Girişim! 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 Sarı kart yedi. Sarı kart yedi. Aa, ne yaptı? Formasını böyle çıkardı bak. Böyle. Ya çıkardı. Göstereyim mi? Sana çıkardı. Olsun ya, gol atsın da yesin çıksın. Gol atsın da Allah'ım ya Rabbim, hadi ne olur son dakikalar, kurban olayım. Tamam otur otur. Tribün otur. Tribün. Gücünü gücünü satmaya geldik. Abi. Hadi. Allah kurban. Şimdiler oldu da mübarek. Hayır hale. Hayır hale. Anne ama bak, saçımı sayıyormuşum. Güzel ama. Ama hissetmiştim. Ben dedim uzaktan vuracak mı? Vuracak arkadaşlarına ayağa. Oh, rahatladım ya. El musratı. Bu formasını çıkarmak. Çok güzel. Çocukluk gibi deliler ne yapıyor yani? Babamın yanına bir baktı bize. Şu adam çok oldu. Ne oluyor bunlar diye. Koştu el musratı. Musrat'ın görüşüne güzel yapıştı. Hala bitmedi. Ne oluyor Allah aşkına? Bitir daha. Bitir dedik yok mu? Hala iki mi ya? Ulaş bir bitmedi. Aa geliyor. Doğal olarak kart görecek. El Musrat'ı. Adam daha şeyi mi gördü gözü? Burada olduğunu hiç sanmıyorum. Görüşeceğiz birazdan yine. İnşallah gol yemeyeceğiz. Bitti. Bitti. Ne oldu ne oldu ne oldu? Bitti. Bitti. El Musrat'ı. Şimdi kapat kapıyı, içeri sol ya. Çal hakem düdüğü. Düdük çal da bir oynayak hadi ya. Hadi. Aha. 4 geliyor mu? Kız şu şey kapat, yanıyor bizim hayal bu akşam ya. Sulamadı evde. Ben kapatıyorum, hayal açıyor. Şuradan çekil. Önü sen çekil. Hala ne değişikti, maç bitti ya ya. Hocam maç bitir. Hakem. Ne? Bitir. Hadi düdüğü çal artık. Ya 5 dakika geçti. Düt düt düt. Ooo. Düt 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 düt. 20.47. Anne 20.17. Ne dedi? 20.17. Hayır. 20 form numaralı oyuncu çıktı. Daha ne dakika verdi onu söyle. Dakika vermedi, oyuncu değişikliği yaptı. Evet. Bitmedi mi maç? Anne Necip Kerim'in formalı değil. Gelecek herhalde. Necip güzel mi? Evet ya, Necip. Adam daha girse ne olacak? Nefesler tutuldu. Bitti. Senle yattım sineme. Aşkınla tutuşur. Yandım çingenem. Ruhuna sararım. Aldım bedenden. Ruhunu şerim. Soldum çingenem. Müsaade yakmaya. Hakemler madalyalarını, kupalı bir şeylerini alıyorlar. Ümit hasta mı oluyor? Ne oluyor? Dükkana geliyor, vücut ısısını dengeleyene kadar adam perişan oluyor. Ona hemen bir kahve yaptım.
Gökte arkadaşları konuşuyor. Kızlar az önce üzgünlerdi ama şimdi iyiler. Bak 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 bak. Tabii herkes televizyonda izliyor. Burayı çekmeme gerek yok da şu kopak kalkarken bir çekelim ama yani. Madalyalar alınıyor. Helal yavru kartallar. Bak bak bak. Biz de meşale yakarız artık, değil mi? Artık. Dur şu görüntüyü bir coşalım, bir görelim. Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşum, yandım çingenem. Hareketlere bak. Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem. Ümit hastayım hastayım diyor, baktık ki biz coştuk. Valla bende ses gitti. Şimdi arabayla gezmeye gidiyoruz. Bizim sesler kesildi. Meşale yakacaktık, yağmur başladı. O da dikkat dedi, size bir tur attırayım dedi. Yavaş kız, gece saat. Boş ver. Gidiyoruz. Ümit kara kış yine kıyamadı bize. Kocam. Kocam da kocam. Çocuklar. Çok süperiz. Vallahi babanız yaptı bu sürprizi. Ben sadece aşağı inip meşale yakarız dedik. Yine Ümit Ersoy farkını ortaya kattı bu akşam. Aynen. Kimse sevinmeyici var. Yalnız bizim bu çevredeki Beşiktaş'tan hep maça gitmiş herhalde. Benden anlıyorlar şampiyon olduğumuzu. Öyle. Violent'ın o taraftayız şu anda. Bir de herkes artık statta kutu. 70 bin kişi gitmiş. Daha İstanbul'da kim kalmış? Evet. Yalnız buradan takipçilerimiz tabii ki hepsi Beşiktaşlı değil. Tahminimce başkaları da var ama yani nispet yapmıyoruz. Kutlamamızı yapıyoruz. Saygı duyuyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz. Gerçekten iyi bir mücadeleydi. Ki ben Karadenizli olaraktan yani Trabzon komşu ilimizdi. Ama tabii ki gönlüm Beşiktaş'tan yanaydı. Hepsini de tebrik ediyorum. Kapkara gözlerle yaktım sineden, aşkınla tutuşup yandım çileden. Ümit bizi diskoya götür. Ümit bizi diskoya götür. Ümit kimse beni de götürsün. Ben paskanlığım var mıyım be? Ümit şey diyor, ben önce sizi buradan artık eve götürürüm diyor. Anam şarkı söylemekten, maç izlemekten ses kalmadı ya. Ama maçın sonunu güzel yaptık ha. İzlemedik bir izledik, şampiyon olduk, bitirdik. Birbirinizi tutmayın. Selamlar sevgiler, yeni bir günden, yeni bir vlogdan. Bugün günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugün böyle kendimi çok enerjik, çok iyi hissediyorum. Tabii ki dün akşam maçın da etkisi var. Ayrıca her zaman ne diyorum? Değer görmek, düşünülmek çok güzel. Gülbeyaz ablamın annesi katmer mi dedi? Böyle hamurlu bir şey yapmış. O da daha soğumadan sacın üzerinden alıp bize de getirmiş. Şimdi arabasını park ediyor. Burada çay yapıp kahvaltı yapacağız. Çok mutlu oldum yani. Bize bir 10-15 dakika uzak mesafede hiç soğutmadan getirmiş. Beni gerçekten çok mutlu etti. Arabasını çekmeye yer bulamadılar. Ümit'e diyor bir yere çek. Ümit diyor ben otomatik kullanamıyorum. İkisi birlikte dışarı çıktı. Bakalım kim nereye neyi park ediyor. Bir bakayım. Bu Ümit burada. Gülbeyaz abla şuradaydı, dönmeye gitti. Gül abla da ben soyadıyla da hitap ediyorum. Gülbeyaz diyorum, bilmiyorum niye. Öyle alıştı. Geliyor şurada. Yok o değilmiş. Her beyaz arabayı Gül abla sanıyor. Ha evet. Geldim. (Gülüyor)
beraber. Ya, baksana ya. Tane tane. Tadı çok güzel. Ben hemen köşesine yedim. Şey vardı içinde, sen de yiyin. Gül abla mama getirdi. Yiyor. Mutlu oldun mu Şerocan? Sana mama geldi. Gül ablayla Epicenter'a markete gittik. Oradan deniyor evet. Nescafe'nin tozu, süt tozu indirimdeydi. Ondan aldık. Nescafe aldık. Gidiyoruz. Şimdi bak ağzımın içindeki markete indirimden haberim yok ama tavuk bilinçli bir insan. Tavuk da indirimde. Happy Center'ın son günü ama bugün değil mi? Evet. 20 bilmem kaçıncı 24 27. yıl kutlamasıymış. Alışverişini yapmış da unuttukları ya da ilave etmek istediklerini aldı. Öyle. Mevlana'da yürüyoruz ama Mevlana güzel değil mi? Evet. O da Mevlana'yı beğendi. Şimdi bak buradan bakınca benim ev tam karşıda Gül abla. Bak muhtar gibi oturuyorum orada. Okuldan çıktık. Çocukları aldık. Gül ablayla çocukları okuldan almak çok keyifliydi. Sonra çocuklara bu cibur alayım dedim size. Girdik markete. Bir de içecek aldık. Benim olmazsa olmazım beyaz leblebi. Evet. Çok klasik çocuk. Selamlar sevgiler mutfaktan. Bugün mutfakta misafirim var yanımda. Marketleri gezdik geldik. Gül ablacığım yanımda. Tavuk pilav yapacağız. Birlikte tavuk pilav yiyeceğiz. Karpuz aldık. Karpuzu nasıl aldık? Vallahi dediler iadesi yok ama böyle bir cesaretle aldık. Bakalım. Yıkadım güzelce. Ne düşünüyor? İyi mi? İnşallah. İadesi yoksa hemen de buradan yukarıdan aşağı atacağım Bim'in önüne. İyi gibi ya. Resimle çekmeyi unuttum. İçimden çektim. Heh, hep söylerim. Dur bir daha sonra Bismillahirrahmanirrahim. Görüntü çok güzel. Tadı da çok güzel. Şeker gibi maşallah. Hmm. Vallahi karpuz çok güzel. Bim'den karpuz alabilirsiniz. Maşallah. Hiç düşünmeden sözümü geri aldım. Yukarıdan aşağı karpuz fırlatmıyoruz. Burada da bütün tavuk haşlanıyor. Tavuk yapacağız ya. Karpuz iyiymiş ya. Bir korktuğum gibi yok. Çıkmadı. Göktuğ görse benim karpuz kestiğimi şu anda ne yapar biliyor musun? Gelir şunu yer. Şurayı. Ben de severim. O dibini yemeyi evet. Bayılıyor. Ama sen de yarısını çöpe atıyordun. Yok Göktuğ yiyecek diye bıraktım onu. Ay Milka'mızı göster. Hepsini göstereceğim şimdi. Çizgi efendim. Bugün Milka'mız. Çok sevdiklerimizi aldık. Evet. Kalplerimizi bugün göster. Gösterdim. Evet. Onu sen arabanı çekerken gösterdim. Evet. Yani katman eve geldim bir parça daha yedim. Dışarı falan çıkalım dediler. Dedim bugün evdeyiz. Bugün evde dedim. Oturalım, sohbet edelim. Gül abla bana iyi geldi yani böyle sohbet, muhabbet işte. Hepinize tanışma fırsatım olsa da böyle hepinize tanışsam. Gül abladaki gibi hepinize şanslı olsam ama işte mesafeler, şeyler. Hep izlediğim videoyu beni çekerken görmek nasıl bir duygu? Duygunu ifade et. O moda giremedim desem şu anda. Video çektiğimin farkında değilsin değil mi mesela? Yani. Öyle. Değil mi? Daha o moda girememiş. Ya ben şimdi böyle video çekiyorum. Tamam konuşuyorum, ağlıyorum bazen. Duygularımı ifade, bir şeyler yapıyorum ama hani beni kimin izlediklerini görmüyorum ya. Evet. Şey olmuyorum. Ama böyle birisi yanıma geldiğini işte ben seni YouTube'da izliyorum dediğini halim nasıl oluyor? Çok garip oluyorum yani. Ne çok diyeceğim. Da heyecanlanıyorum. Evet. Böyle acayip duygulara bürünebiliyorum. Herkes çıksın çıksın gelsin. Evet. Karpuzumuz çok güzel. Bimden karpuz alın. Sevilay gerçek.
Yallah razı. Yani nasıl görüyorsanız öyle. Çıkın çıkın gelin. Yoruluma bak. Geçen maşallah. O şey jars neydi? Kaymak da burada. Ama o süt çok güzel. Süt çok neydi? Jersey süt. Jersey. Evet. Aa bak kaymak. Şimdi bunu biraz ağzını kapatmam lazım. Bak olmuş. Evet. Streçli. Streçli. Aynen. Süt çok güzel evet. Öyle. Ben buraları toplayayım birazdan yine görüşürüz. Seni şeyine takabilirim değil mi? Tabii tabii. Marketten neler almışız? Tek süt. Tek süt almışız. Çocuklar cips aldı. Milka. Bu cheesecake'li Milka. Bu Gül ablanın favorisi. Ama ben de Milka'yı seviyorum biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim badem şekeri. Bu da ne olmuş ya? Ben alırken 30-35 liraydı. Şu anda 59 mu? Öyle bir şeydi. Bilmiyorum ama yani zamlanmış çok aşırı. Bunu da hep ben görüyordum ama hiç bundan aldığımı hatırlamıyorum. Bunu da Gül abla önerdi. Dedi ki şekersiz çok güzel dedi. Şeker azaltılmış çok güzel bir çikolata dedi. Siz de deneyin. Fiyatı da ucuz. 12,5 lira ama 7,5 7 lira falanmış yani. Buna bile zam gelmiş. Bunu hayal kendisine aldı. Magma. Dondurma aldık, buzlar koyduk. Ben size dondurma da aldım. Marshmallow ve beyaz devleri. Gökton'un favorisi. Çocuk beyaz devleri yiyor. Sonra Bionet'in Closet Blok aldık. Bunu da klozet için. Bu su haznesi. Buna ne deniliyor? Rezervuar bloğu deniliyor. Bu da normal klozet bloğu. Bunları banyoya koyar mısın? Ya o Domestos'un falan o şeylerinki çok iyiydi. Geçen de en son aldığım da çok güzeldi. Bunu bilmiyorum. Bunu ilk aldım. Koy bunları. Bir de Bim'den 2,5 kilo baldo pirinç aldım. Pilav yapacağım diye oraya ısladım. Şimdi bunları toparlayayım. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Biraz önce çocukların yemek yediklerini yerleştireceğim. Sonra pilavımı yapacağım. Etrafı toparladım. Pilavı yapmaya geldim. Tereyağı koyacağım. Tereyağımı kokladın. Kokuyor mu? Hayır. Mis gibi. Evet. Rengi çok sarı olduğu için çok kokuyormuş gibi görünüyor ama değil yani. Bir de bizim oranın yağları öyle çok kokmuyor. Sıvı yağ. Yağ olarak ne kullanıyorsun abla? Benim gibi indirimde hangisi varsa o mu? Yok. Ne? Ya kırlangıç alırım, ya bizim alırım, ya komili alırım. Ha öyle. Ama ben hakiki sızma zeytinyağı kullanıyorum. Ben onu kullanamadım ya. Hiç kokmuyor, hiç ağır değil. Ben onu kullanamadım. Katı yağ çok kullanmıyorum ben. Tereyağı yani değil mi? Margarin ve tereyağı. Margarin hiç sokmam eve. Ben de olur pasta falan yaparken kullanırım diye. Ama genelde margarin kullanmam. Pilavı da oğlum dedim ya şey olarak yediği için sporcu pilavı. Tereyağı misafirim gelirse yani. Koyuyorum ona. Anladım. Pilavı. Tavuğumuz da güzel yaşlandı herhalde. Biraz düdüklü de olmadığı için bir saattir haşlanıyor menemen değil mi? Aynen. Evet. Sevilay pilav yapıyor. He sen daha akşamki benim videomu da izlemezsin. Ne? Görüyorsun ya burada. Olsun ne izleyeceğim? Ya. Gül abla bir de bana şey diyor. Sevilay diyor sen diyor pirinci yıkıyorsun diyor. Pilav yapıyorsun diyor. Evet diyorum niye bekletmiyorsun? Bekletiyorum ama siz görmüyorsunuz evet. O arada. Bir kere bak pirinç bembeyaz olacak güzel pilav olması için. Yoksa olmaz ki. Bazıları şu alt yağını çok yakıyor. Ben onu çok yakmıyorum.
koyuyor tereyağı, hiç sevmiyorum onu ya. Evet. Böyle suyunu koyunca o sarı yağ bir kere üstte çıkacak. Aynen. Bak hiç tereyağı seni rahatsız etti mi? Hayır, kokmuyor. Karpuz çok güzelmiş. Çıkın çıkın BİM'e gidin. Karpuz alın. BİM'den evet. Ben markette onca laf ettim de. Dedim erdem kötü çıkarsan olacak. İademiz yok. Demek ki insan adam malına güveniyormuş yani. BİM. Güzelce kavlusu. Kavlamıza çatal batıyor mu? Allah pofur pofur oldu tavuk. Kapak kendi kendine harekete geç. Tavuğumuz ne markaydı? Adidas. Tavuk neydi? Şakileç miydi? Biraz daha var. Az daha suyu ilerleyecek. Van değil mi herhalde? Şampiyonç mıydı? Hatırlamıyorum. Marketten aldık işte. Marketi unuttum değil mi? Hepsi sende. Hah. Market sen. Aklımda da şey aklımda değil. Markası. Ama A101'den ya da BİM'den tavuk almam. Ben BİM'den tanem alırım. Et hiç almam. O tanemin tavuğunu alırım. Severim. BİM'in. Yok. Almadım. Aldın mı hiç? Hı. Almadın için biliyorum. Bak bir kere al. Dene onu. Pakettekileri değil. O bütün var ya onu. Çok lezzetli. Hı. Hı. Onu fırına atınca aynı. Aşklar tapır mı? Yok da ona yakın. Tapırım da var ama. Sene kaç? Bakayım. Bir hafızamı zorlayayım. 2001-2002. Tapır Türkiye'ye geldi ya da ben o dönemde duydum bilmiyorum. O zaman bir gördüm var ya, onu hoşuma gitti bırakamıyorum. Diğeri hoşuma gitti bırakamıyorum. Yarım milyon para vermiştim. İlk aldığımda yarım milyon. Ama iyi paraydı. Evet. Kıyamıyorum bunları kullanmaya. Ben anneme verdim şimdi onları. Ama mutfağımda daha kapkacağını kullanıyorum. Önceden ama kırıldığında, yandığında, bir şey olduğunda değişim vardı, iade vardı. Hmm. Yenisi veriliyordu. Şimdi o da bitmiş. Birkaç parça tutuyor. Ama hakikaten çok kaliteli tapırlar. Şöyle falan. Evet. Var. Bu tıpta kullanılan protezlere, şeylere... O kıyamıyorum ama kullanmaya. Ama kristalin serisi vardı. Lensin ham maddesiyle aynı birebirmiş. Evet. Bana da o bir tane kaliteli. Yusuf'tan bir abla gönderdi. Biliyorum. Hiç tanımıyorum. Biliyorum. Yorumlardan ya da Facebook'tan. Evet. Kaşık mıydı? Bir şeydi kaşık, ya. Kaşık. Evet. Geçecek şeyi. Ya tıpırmış o dedin ya. Evet. Bilmiyorum ya. Benim hayatta herhalde en büyük eksikliğim düşünülmekmiş. Böyle biri düşünüldüğüm aşkım, zaman... Aşkım ben düşünüyorum bak. He ya, anlatayım mı? Senin neyin? Anlatayım mı marketi? Neyin? Az marketi anlatayım. Hayır. Ne olur? Hayır. Anlattırmıyor. Hayır. Hayır. Tamam anlatayım. Onlar hiçbir şey. Ya biliyorum. Allah seni. Can sağlığı versin. Evet. Allah'ın güzel günlerimizi nasip etsin amin, bizi. Amin. Onlar hiçbir şey değil. Öyle bilmiyorum. Dediğim gibi eksikliğim. Ben ekrandan bu sıcaklığı, bu elektriği aldım. Ekrandan nasıl gördüysem burada da aynı. Değil mi? Hiç fark var mı? Fark olsaydı bir daha gelir miydim fark ikinciye, var. Üçüncüye? Ebru'nu böyleyim. Evet doğru. Aynen. Ekran fazla ekran gösteriyor. Ama bak dibindeyim burada. Yakınındayım. Onunla alakalı. Yoksa biz de biliyoruz. Şu limon sıkayım. Sıkıyor mu sen de? Evet.
Şimdi biz pazar günü inşallah Ümit'i kandıracağız. Şile'ye gideceğiz. Bakalım Ümit bize uyuyacak mı? Ya da benim gene işim var uzakta Şile'de diyor. Şile çok uzak ya. Şile'de bir şey yok. Deniz var. Ayağımızı denize sokacağız. O diyor ki ben diyor seni diyor Kumburgaz'a götüreyim diye. Komik ya Ümit. Ümit nasıl? Göründüğü gibi mi? Dünya ahiret kardeşim olsun. Ay Allah razı olsun. Keza beyefendi. İstanbul beyefendisi. Ya. Vallahi. Az önce acıkmış. Ben dedim daha tavuk pilav yapıyorum. Peynir, karpuz gönderdik. Benim aklıma gelmezdi onu göndermek. Yani gelmezdi. Acık adam çabuk acıkır. Bir de o sürekli ayakta sürekli birileri evet. Geliyor konuşuyor soruyor. Tavuk suyuyla yapacağım ya şöyle temiz yerlerinden. Aa ben şeyi çekecektim unuttum. Neyi? Neyi? Tavuğu ocağın üzerinde tütsüledim ya. Evet. Onu unuttum. Sohbet ediyorduk ya sende. Aa. Evet. Onu ben göstermeyince bana diyorlar ki sen tavuğu yıkamadan şey yapmadın. Tütsüledim ya. Onu unuttum işte. Bütün tavuğu genelde bir dahakine öyledim. Göster. Evet. Sanıyorlar ki aa sevgiler sen tavuğu yıkamadın. Direkt tencereye attın falan. Ama her anını çekemiyoruz işte. Evet. Allah tavuk suyuna bakar mısın? Çok güzel. Ama ayraza akıttın. Akıttın mı? Akıttın. Evet. Ya görünmüyor neyse. Evet evet. Ama en son çekerken buraları siliyorum. Evet. Öyle. Çok ağır olmasın. Sen pilavı nasıl seviyorsun? Bir de biraz bizim yumuşak seviyor. Yok ben diri seviyorum. Ben de ya. Nohutu, fasulyeyi. Oğlum da sevmez yumuşak. Çok. Evet. Ben biraz diri seviyorum ben ya. Kuru fasulye. Aha. Ama çok dikledin. Evet. Dilinde kalmış da su. Ama bir de şey yapı ağzını açık bıraksaydın. Unuttum. Ya da böyle heyecan mı yaptım kız? Ne bileyim? Bilemiyorum. Ama şu kalın kalın şeyler de elinde insan için. Ay heyecanlandım mı kız ben? Aşkım bunlar uyumuş bir görsen. Valla kızlar. Valla yorulmuşlar. Bir de hala diyorlar ki Beyaz abla, Gül abla gezmeye gidelim. Beyaz ben diyorum tabii. Hadi gezmeye gidelim hadi nereye gidelim? Göktuğ, Göktuğ ben sizi diyor parkta bekliyorum diyor. Göktuğ hala gezmeye gideceğiz diye bekliyor. Gezgiç bizim çocuklar. Ben şuraları toplayayım, şunu yıkayayım. Tavuğumu haşladım. Zaten tutarken parçaladım. Burada da pilavım. Kapatayım buharı çıkmasını. Şimdi tavuklarımızı güzelce parçalayalım. Tavuklu pilavımız bu şekilde. Şimdi birer tabak koyup yiyeceğiz Allah izin verirse. Efendim? Kim? İyi değil mi? Salon çok sıcak. Salon çok sıcak. Yazın hiç oturulmuyor orada. Eyvah eyvah. Şimdi bari klima taktırsın. Yani. Fırfırımız var. Klima bana dokunuyor. Bende de. Bize de dokunuyor. Normal fakirin şeyi var şöyle. Hı. O klima beni hasta ediyor. Bizi de dükkanda var. İyi. Aa, bu tavuklu pilav var ya efsane bir şey oldu bugün ha. Aşkım sen çekiyor musun? Ben şimdi açtım. Hadi ya. 28 saniye olmuş. En fazla fırfırı konuştuk. Ruj konuşuyorduk ondan önce ben söyleyeyim size. Evet sana bir düzine ruj alacağım. Evet ben. Ama Pierre Cardin. Böyle. Üstüne de karabiber. Oh. Tam var ya. Ümit yemesin de yanında yatsın şimdi bunu. Doldur ya, doldur ya. Tavuk pilav mı? Evet. Yeter be. Ne yesin karpuz ya? Yesin adam. Yesin tabii. Yemeğiyle ayakta duruyor Ümit. Herhalde. Güçlü kuvvetli olacak. Çalışabilecek bak. Ve size bakabilecek. Evet. Karabiber burnuma gitti. İnşallah hapşırmayacağım.
Ümit'e afiyet olsun. Şimdi ben de birazdan tadım yapacağım. Kendimi değerlendireceğim. Ama sen de yediğini söyleyeceksin. Dedin ya, evet. Ben söylerim dedin. Evet. Tamam. Yaptım, yoğurdum. Ümit'e yoğurt da koyayım şöyle. Maşallah taş gibi. Evet. Sen seviyor musun yoğurt? Pilavın yanında yersin. Ben çok ayran olarak sevmiyorum. Yoğurt olarak seviyorum. Ümit şimdi geri kalanını ayran yaptırır bana. Ümit de ayrancı. Aa. Heyecanlanıyorum herhalde. Heyecan yapma, göreceğe çıkmıyorsun. Ama ne bileyim. Aşkım seni seviyorum de, sen bana ne dersin? Ben seni seviyorum bebeğim dedim. Oo, teşekkür ederim. Doyamadık birbirimize ya. Ama evet, çünkü bak ben dediğim gibi o hissi, yani böyle bir şeylerimi kapattım. Evet. Seninle o yani. Teşekkür mesela ederim. En güzeli şu. Benim tabii ki bu akrabalarım burada olmadığı için sık sık çok şükür gelenim gidenim oluyor ama böyle enerjimin uyduğu çok farklı bir şey oluyor. Yani farklı bir şey yani. Mesela kendi tarafından biri gelmiş gibi hissediyorum, mutlu oluyorum, sohbet ediyoruz, hani konuşuyoruz. Konuştuğumuz ruj markaları, ruj boyaları, mokka kahve renk. Ben hani çok makyaj yapan biriyim ama çok ruj kullanamayan biriyim. Zaten bunu diğer videolarımda da söylemiştim, makyaj malzemesi aldığımda. Ruj sponsorun olacak. Şey, allıkla ruju hep yazıyorlar bana. Sevgiler, allıkla ruj da kullansana. Hani çok allık da kullanmıyorum. Neden böyle sürekli böyle bir falan karışıyor yani, bir şey oluyor. Ama Pierre Cardin'in ruju, bana hediye ettiğin o ruju daha uzun süre kullanabiliyorum. Evet. Gibi. Ümit'e şimdi yemeği göndereyim. Tadımla görüşürüz. Muhteşem sunumlu. Güzel bardağım ve sos. Böyle böyle porsiyonlar yaptım. Bize afiyet olsun. Bugün vallahi çok güzel bir gün geçirdim. Dün akşam maçın stresi, heyecanı, bir şeyleri, gezisi falan öyle geçti. Sabahında Gül abla geldi. Günümüzü nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Yemek yaptık, yemek yedik, oturduk. Sohbet, muhabbet. Öyle. Göksu da parka gitti, geldi. Bugünlük videom bu kadar. Ne çektim, ne yaptım? Ben de şu anda bir tavuklu pilavı biliyorum. Bu arada Gül abla, tavuklu pilav nasıldı? 10 üzerinden 20. 10 üzerinden 20. Tavuklu pilav çok güzeldi. Zaten görselini de çektik her zamanki gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz.